Arkadaşlar piercing nasıl? Şaka yaptım lan, piercing mirsing yok. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir konu hakkında konuşmak için buradayım. Her gencin bir hayali var. Ayrı evde yaşayayım. Hedefim sadece spor olsun. Dolabımda sadece kıyma olsun, tavuk olsun. Beni biliyorsunuz, Instagram'dan sürekli böyle şeyleri paylaşıyorum. Takip etmiyorsanız Instagram hesabımda takip edin. Evde yaşayayım. Evin içerisinde sadece tavuk pilav olsun. Veya tavuk pilav olmasından hariç aile evinden ayrı yaşama bir hayalimiz var. Ben bunu gerçekleştirmiş insanlardan bir tanesi. Yanlış ilerlememeniz için şimdi size birkaç tane tavsiye vereceğim. Öncelikle arkadaşlar bir tane arkadaşım Türkiye şampiyonasına hazırlandı. Hazırlanma süreci içerisinde arkadaşlar doping masrafları, yarışma masrafları, tavuk masrafı, ıvır zıvır bütün masraflar arkadaşlar 6 aylık yarışma süreci içerisinde cebinden çıkan para arkadaşlar ortalama 30 bin lira, 35 bin lirayı buldu. İlaç masrafları, yemek masrafları, ıvır zıvır hatta 40 bine kadar da gördüğünü söylüyor. Yani yarış hazırlığı arkadaşlar biraz meşakkatli ve cebinizden ciddi miktarda para çıkartan bir iş. Şimdi doping hakkında bir insan yarışmaya hazırlanırsa ne kadar cebinden çıkar? Ufak tefek bu miktarları söylemek istedim. Şimdi arkadaşımın hedefi neydi bunu konuşalım. Arkadaşım dedi ki ben Türkiye şampiyonasına hazırlanayım. Türkiye şampiyonasında şampiyon olayım. Şampiyon olduktan sonra da bana sponsor olsunlar. Sponsorum bana para ödesin. Bütün gıda takviyelerimi de karşılar. Supplementlerimi, ıvırlarımı, zıvırlarımı. Ben de ayrı bir eve çıkarım. Çıktığım ayrı evde sadece hedefim spor olur. Sadece spor yaparım. Zaten sponsorum da var. Bana para da öderler. Ben de bu şekilde hayatımı geçindiririm diyerek bir hayale kapılarak böyle bir işe kalkıştı. Ortalama bir 35-40 bin lira civarı cebinden para çıktı arkadaşlar. Yarışma hazırlığı sürecinde 6 aylık periyotta. 6 aylık periyotta arkadaşlar Türkiye şampiyonasına hazırlandı. Türkiye şampiyonasında arkadaşlar yarı finale bile kalamadı. Bırak şampiyon olmayı, yarı finale bile kalamadı. Ama ben daha iyi bir bakış açısıyla bakmak istiyorum. Mesela buna iyi bir bakış açısı nedir arkadaşlar? Empati. Kendi gözlüklerinizi çıkartırsınız, karşı tarafta duran insanın gözlüklerini alır takarsınız. Yani ben kendi gözümden dünyaya bakıyorum ama bu olaya bir de onun gözünden bakalım demek bu. Empati diyoruz. Farklı bir bakış açısıyla bakalım. Bu çocuğun şampiyon olduğunu düşünelim arkadaşlar. Türkiye şampiyonu olduğunu düşünelim. Çoğunuz böyle bir hayal içerisindesiniz. Arkadaşlar Türkiye şampiyonu oldunuz diye size firmalar sponsor olacağı anlamına gelmiyor. Öncelikle bunun bir altını çiziyorum. Gidin bakın bakalım bütün Türkiye şampiyonlarının sponsoru var mı? Yok. Yani şampiyon olmanız size sponsor getireceği anlamına gelmez. Ama getirmeyeceği anlamına da gelmez. Şimdi bir de getirdiğini varsayarak konuşalım. Türkiye'deki sponsorluklar arkadaşlar para ödemiyorlar. Hepiniz bir hayal içerisindesiniz. Ya işte A firması bana bir sponsor olsun, B firması bana bir sponsor olsun. Sponsor oldukları zaman benim protein tozlarımı karşılayacaklar, supplementlerimi. Bana bir de para ödeyecekler. İşte ben de hayallerim için, hedeflerim için. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Maalesef Türkiye'deki sponsorluklar böyle işlemiyor. Ha yurt dışında oluyor olsaydınız bu olabilirdi. Yurt dışında sponsorluklar biraz daha iyi. Ama Türkiye'de bu böyle değil arkadaşlar. Türkiye'deki sponsorlukların çoğu para ödemiyorlar. Toz karşılığı sponsorluk yaptırıyorlar. Çoğu kişiye para ödemiyorlar arkadaşlar. Arkadaşıma da bunu söyledim ama bazı insanlar çok inatçıdır. Çok inat ederler kendi bildiklerinde ilerlemek için. Hani ben bir tecrübe etmiş bir insanım. Türkiye'deki sponsorluklar para ödemiyor arkadaşlar. Benim mail adresimi görün. Bende bir tane iş teklifi yok arkadaşlar. Adam iş teklifi veriyor. Bir tanesi çok iyi bildiğiniz kahve firmalarından bir tanesi. Biz ürünümüzü size gönderelim. Size ürün hediye etmek isteriz. Size de işte işbirliği yapalım. Siz de ürününüzü tanıtın. İşte takipçilerinize %10 kod ıvır zıvır. Oğlum ben kahveyle mi doyacağım? Bu evin kirasını nasıl ödeyeceğim? Hani ben ayrı bir eve çıktıysam, bu hayal üzerine gidiyorsam benim para kazanabilmem lazım. Yani şu anda arkadaşlar çoğu firmalar toz karşılığı sponsorluk veriyor sporculara. Para ödemiyorlar. Sana diyor ki 2000 liralık toz vereyim, sen de işte takipçilerine de %10 indirim kuponu vereyim diyor. Örnek veriyorum, ismin Yunus Emre'dir. Yunus 10 indirim koduyla takipçilerine %10 indirim. Sana da her ay 2000 liralık, 2,5 milyarlık supplement göndereyim vesaire diyorlar. Yani Türkiye'deki sponsorluklar böyle. Arkadaşlar biz genç nüfus bakımından Avrupa'daki en genç nüfusa sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Gidin Almanya'ya, gidin Hollanda'ya, ıvır zıvır bütün ülkelere gidin. En genç nüfus Türkiye'dedir arkadaşlar. Türkiye olimpiyatları devirecek sporcular çıkarabilir. Ama maalesef ülkemizdeki gençlerin elini tutmadıkları için, sponsorluklarda para ödemedikleri için, toz karşılığı sponsorluk, şunun karşılığı sponsorluk, bunun karşılığı sponsorluk dedikleri için Türkiye'deki gençlerin elinden tutmuyorlar. Mesela Türkiye'de Rıza Kayalp var biliyorsunuz. Sizce sadece Rıza Kayalp mi çıkabilir olimpiyatlarda böyle iyi bir derece yapabilir? Arkadaşlar öyle güreşçiler çıkar ki bizim ülkemizden. Bizim gerçekten mermi gibi gençlerimiz var ama ellerinden tutan yok. Çocuk evin kirasını mı ödeyeyim? Faturaları mı düşüneyim? Ya çocuk o maddi sıkıntı yüzünden o tavuk masrafını, spor salonunun aidat masrafını, ıvır zıvır masrafını düşünmekten hedefine ulaşamıyor, hedefine odaklanamıyor. Özellikle sporlarda odak çok önemlidir. Kafandan her şeyi çıkarıp sadece bir şeye odaklanman gerekiyor. Vücut geliştirme sporu özellikle kafan sadece spor odaklı olması lazım daha iyi yerlere gidebilmek için. Şimdi arkadaşlar Instagram'da da bir video gördüm. Şimdi onu da bir göstereyim size.
Çocuklar diyor ki agalarla işte eve çıkalım. Agalarla eve çıktıktan sonra sadece hedefimiz spor olsun, ıvır olsun, zıvır olsun gibi bir paylaşım yapmış. Çoğunuz da bunu istiyorsunuz biliyorum. Ama arkadaşlar sizin bir parasal bir getiriniz yoksa bunu yapmayın. Çünkü gerçekten şu anda şu devirde para kazanabilmek çok zor. Mesela bakın benim şu ev, bu eşyalı bu evi aldım arkadaşlar. Benim kira masrafım 1400 liraydı. 1400 liradan ev sahibi bu kirayı 2500 liraya çıkarttı bir anda. Yani şu anda 2,5 milyarlık sadece ev kirası ödemek zorundayım. Benim beslenme masrafım sadece 1000 lira tavuk tutuyor. Günlük yarım kilo tavuk yesem sadece 1000 lira tavuk tutuyor arkadaşlar. Beslenme masrafımı da 1,5 milyar 1600 lira deseniz ortalama 4100 lirayı 4000 lirayı buluyor. Spor salonunda para ödüyorsun. Otobüs kullanman gerekebilir. İnternet faturası ödemen gerekebilir. Ivır zıvır derken 4-4,5 milyar parayı buluyor arkadaşlar. Bir ev arkadaşınız vardır. Bu miktar biraz daha düşebilir ama beslenme olarak düşmez biliyorsunuz. Beslenme sadece benim yiyebileceğim beslenme masrafı 1,5 milyarı buluyor. O yüzden böyle şeylere kalkışırken 7-8 kere düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yani buraya çıkarken hedefin sadece spor olmaz çünkü bu evi geçindirebilmen gerekiyor. Senin sponsorun olsa dahi arkadaşlar buradan para kazanamazsın. Yani sponsorunun sana ödeyeceği parayla bu evin kirasını ödeyemezsiniz arkadaşlar. Bak benim YouTube'dan kazandığım para daha 1000 lirayı daha hiç geçmedi yani. Daha hiç 1000 lirayı görmedi. Benim masrafım 4000 lira yani arkadaşlar öyle düşünün. Sponsorluklar zaten ciddi miktarda para ödemiyorlar. Dediğim gibi Türkiye'deki sponsorluklar Türkiye'deki gençlere çok fazla destek olmuyorlar. Destek oluyor gibi yapıyorlar açıkçası. Çoğu firma böyle. Ha sadece kim çok para kazanır? Çok takipçiniz varsa çok para kazanırsınız. Örnek veriyorum, ben bu Mezura'nın sahibim. Bunu üreten firmayım. Senin 150 bin takipçin varsa gelir sana sponsorluk veririm. Sana para da öderim. Neden biliyor musun? Senin YouTube videon 50 bin kişi izliyorsa senin takipçiler hiçbir şey satın almasa bile reklam görünürlüğü deriz. Herkes bunu görmeye başlar. Mesela bir Omo'nun reklamı var. Pankartla yolun ortasında Omo, kirlenmek güzeldir yazıyor. Bu bir reklam. Mesela Omo'nun fiyatı 39.90'dan 29.90'a düştü diye bir reklamdan bahsetmiyorum. Omo, kirlenmek güzeldir diye bir pankart açıyor. Bu ona bir şey kazandırır mı? Kazandırmaz. Sadece görünürlük. İnsanların aklında kalıyor. Yani benim YouTube videomda 10.000 kişi, ben gelip de SSN'in reklamını yapıyor olsam dahi, hiçbiriniz almıyor olsanız dahi buna reklam görünürlüğü deriz. Yani senin Instagram'daki fotoğrafını 150 kişi beğeniyorsa, 100 kişi beğeniyorsa, sen zaten Instagram'da 100 kişiyi takip ediyorsan bunlar zaten senin arkadaşların. Bu firma gelip de sana sponsorluk vermez. O yüzden hedefiniz firmalardan sponsorluk almak olmasın. Zaten size sponsorluk verecek firma sizi bulur arkadaşlar. Bazılarınız kafayı gerçekten sponsorlukla bozmuş. Bana sponsorluk versinler işte ben de hayatıma bakayım. Para ödemiyorlar abicim. Yani bu maalesef böyle. Yoksa bizim ülkemizde gerçekten olimpiyatları yarıp geçecek sporcular, olimpiyatları yarıp geçebilecek gençler var. Ama bunların elinden tutan yok. Dediğim gibi çocuk hayata mı yönelsin, yiyeceği beslenme masrafına mı yönelsin, doping masraflarına mı yönelsin, ıvır zıvır. Ben doping alımına karşı birisi değilim arkadaşlar. Böyle hani natural vücut geliştirme ilerliyorum ama dopinglere karşı değilim. Birisi gerçekten bunu vücuduna alıyorsa, bu riski alıyorsa ben helal olsun diyorum yani. Adam bütün riskleri alıp, bütün her şeyi göz önünde bulundurup o fiziği yapmaya çalışıyor. O yüzden dediğim gibi dopinglere karşı birisi değilim. Sadece kendim en sağlıklı olan yoldan ilerlemek istiyorum. En temiz olan yoldan ilerlemek istiyorum. Mesela arkadaşlar 35-40 milyar para verdi, yarı finale bile kalamadı. Gitti bütün para. Bak bir de en büyük yanlışlarınızdan bir tanesi şu. Çoğunuz bunu yapıyorsunuz. Ben bir kere dopinge gireyim. Bir kere steroid kullanayım. Kullandığım steroidde de 10 kilo alayım. 10 kilo aldıktan sonra ben steroidi bırakırım. Zaten 10 kiloyu da almış olurum. Bir daha da steroid kullanmam. Arkadaşlar anabolizanlar, steroidler kullanıldığı süre içerisinde etkilidir. Sen steroidi bırakırsan natural evren neyse oraya doğru gerileyeceksin. Dopingleri bıraktıktan sonra arkadaşlar %100 beslen. Hiç hata yapma. Tuza kadar hata yapma. Hiç antrenmanlarda hata yapma. Bütün şiddetini ver, gerilemeye başlayacaksın. Bu böyledir. Vücuttan hormon çıkarsa vücut eski haline dönmeye başlar. Abi %50'si kalıyormuş. Kalmıyor. Anabolizanlar kullanıldığı süre içerisinde etkilidir. Kullanmayı bıraktıktan sonra düşüşe geçmeye başlarsın. O yüzden diyoruz ya, insanlar dopinge girdikten sonra dopingi bırakamazlar. Çünkü doping uyuşturucu gibi bir bağımlılık yapmaz arkadaşlar. Aynada gördüğünüz görüntüye bağımlılık yapar. Aynada öyle bir kendinizi görürsünüz ki sürekli o formda olmak istersiniz. O yüzden sürekli kullanmak istersiniz. Ya ben biraz kullanayım. Ha, çoğunlukla benim önerim, eğer çok iyi bir genetiğiniz yoksa, çoğunlukla benim önerim sağlıklı yoldan gitmeniz. Ha, sizin çok iyi bir genetiğiniz vardır. Podyum gezeceksinizdir. Gerçekten hedefleriniz yüksektir. O zaman doping almak zorundasınız zaten. Ama adam kuaförlük yapıyor, ben doping alacağım diyor. Oğlum bir dur lan. Bir natural yap. Sen doping alınca ne olacak? Almayınca ne olacak? Senin istediğin fizik zaten. Antalya'da plaja çıkayım. Plajdaki güzel karın kaslı fizik. Onu zaten natural olarak da yapabiliyorsun. Yani arkadaşlar parasal bir probleminiz varsa ayrı eve çıkmamalısınız. Evet, ayrı eve çıkmak güzel bir şey. Aile evindeyken arkadaşlar eve bir baklava geliyor. İster istemez yani aile evi.
Evde ne pişerse o, dolapta Nutella oluyor, yukarıda bisküvisi oluyor, cips geliyor, ıvır zıvır oluyor. Sen de sürekli bunlardan yiyorsun. İster istemez diyetini etkiliyor. Ama bakın şu an kendi evimde olduğum için dolabımda tavuk var, pilav var. Canım istese de istemese de şu anda tavuk pilav yiyeceğim. Çünkü dolapta çikolata yok. Farklı bir şey yok. O yüzden istesem de istemesem de diyet yapıyorum ve hedefim dağılmıyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ayrı evde yaşamak güzel bir şey ama bunun masraflarını kaldırıp kaldıramayacağınızı iyi bilmeniz lazım. Bakın benim evi görüyorsunuz arkadaşlar. Çok muazzam bir evde oturmuyorum. Arkadaki dolabı görüyorsunuz. Dolaptan anlamışsınızdır zaten buzdolabından. Muazzam bir evde oturmadım ama bakın eşyalı böyle. Buranın eşyaları benim değil. Buradaki eşyaların sadece kamera benim. Bir de arkada gördüğünüz bilgisayar benim. Haricindeki bütün eşyalar evin eşyası. Ev eşyalı. Ama 1+1 arkadaşlar. Arkada bir oda var. Onun şu tarafında bir banyo var. Bir de bu oda var. Yani bu eve ben 2,5 milyar para ödüyorum. Bu Kütahya için geçerli olan bir miktar arkadaşlar. Antalya'da yaşıyorsam daha çok ödeyecektim biliyorum. Antalya'da çünkü 5 milyardan aşağı düşebileceğimi hiç zannetmiyorum. Yani Kütahya için bile bu miktar pahalı. Çünkü burada yaşayan insanlar bana öyle dedi. Yani Kütahya için bile sen çok para ödüyorsun kira için dedi. Ama ülkenin durumu maalesef böyle. İstanbul'da yaşıyorsanız işler ayrı. Abi İstanbul'da 10 bin lira ödüyoruz deme yani. İstanbul'da Kütahya'yı da kıyaslama. Ufak böyle bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Çoğunuzun hayali çünkü ayrı evde yaşamak. Ve çoğunuzun hayali bir sponsorluk almak. Bunların gerçeklerini konuşmak istedim açıkçası size. Gerçekleri anlatmak istedim. İşte şu bana sponsor olsun, ismin Furkan'dır. Furkan'ın indirim kodunu kullanayım ya, takipçilerim kullansın. Ya oğlum bu böyle bir şey değil. Yani sana parasal olarak da çok destek vermiyorlar. Mesela benim takipçim şu anda 25.000, 24.000 takipçim. Bu takipçim 70.000 olsaydı bana ödeyecekleri para daha çok değişiklik gösterecekti açıkçası. Yani size sponsorluk verecekleri zaman toz karşılığı sponsorlukları çok da kabul etmemeniz taraftarıyım. Yoksa benim mail adresime gelen şeylerde ürün karşılığı sponsorluklar zibil tane. Türkiye'de böyle yani. Hiç kimse hiç kimseye para ödemek istemiyor. Ben de ürün karşılığı sponsorluğu kabul etmediğimi söylüyorum. Yani siz de bu işi yapacaksanız gerçekten ürün karşılığı sponsorluğu kabul etmeyin. Tabii gelip de Samsung size 10 milyarlık televizyon vereceğiz ürün karşılığı sponsorluk deyince onu da kabul edeceksiniz artık. Bunu da söylememe gerek yok yani. O kadar zeki insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Öyle arkadaşlar, hayaller içerisinde yaşamayın diye bu videoyu çekmek istedim. Hem de YouTube kanalıma sürekli video atıyorum. Arada bir de böyle şeyleri konuşacağım. Haftada 2 kere 3 kere falan böyle video atmayı planlıyorum. Haftadan haftaya büyüme oyunları atıyorum ama araya da böyle videolar sıkıştıralım ki en azından abi sürekli video at diyenler var. O yüzden araya da böyle videolar, konuşma videoları falan da eklemek istiyorum. Arkadaşlar bu arada bir de Instagram'dan soru cevap paneli çıkaracağım. YouTube videosu çekeceğim bunun hakkında. Sorularınızı cevaplayacağım. Instagram adresim de yorumlar kısmında veya açıklama kısmında var. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.